Terkarı sabır isteyen bir meslektir. Bu mesleği işten sevmeyen bir sanatkar kesinlikle bu mesleğinde başarılı olmaz. Nesilden nesile ulaşan, zamana direnen ustaların ve onların sanatlarının hikayesidir anlatacağımız. Tarihin kemerini gümüş bir telkari olarak süslediğim içindir ki adım Mardin'dir benim. Mardin'in ilçesi Midyat. Kentten 1,5 saatlik bir yolculukla varılıyor bu açık hava müzesine. Burası da Mardin gibi taş ustalığının en güzel örneklerini seriyor gözler önüne. Bir de takılarla karşılıyor sizi. Telkari adıyla, telkari emeğiyle, telkari estetiğiyle. Gümüş veya altını ince teller haline getirip örülerek yapılıyor telkari. 40 yılı aşkın süredir bu meslekte olan Aziz Usta adı üstündedir diyor. Telkari. Telkari tabii adı üstündedir. Telden işlenen aksesuarlar olduğu için bu bölüme telkari denmektedir. Telden yapılan eşyalar, Midyat'taki bölümler, bilezik olsun, kolyeler olsun, diğer takılar, evdeki kullanılan vazo, şekerlik, tepsiler, masadaki kullanılan isimliğe kadar değişik branşlar üzerinde çalışmaktayız. Midyat bu tür bölümlerde çok zengindir. Kadının olduğu yerde süs denilen şey de olmuş hep. Yemek kadar, içmek kadar doğal, hava kadar gerekli sayılmış. Takılarıyla birlikte yürümüş tarih yolunda kadın. Aslında erkek de. Telkarinin geçmişi de milattan önce 3000'li yıllara uzanıyor. Bu sanatın en eski merkezlerinden biri Hindistan'dır. İşte oralardan bize gelmiş, Mezopotamya'da, Anadolu'da birçok yerlerde uygulanmıştır. Bizde en çok da Mardin, Midyat'ta yapılmış. Fakat bu yalnız orada yapılmış manasında algılanmamalı. Türkiye'nin birçok yerlerinde bu sanat değişik altyapılarıyla farklı bir şekilde uygulanmış ve çok güzel örnekleri yapılmıştır. Hatta İzmir'de dahi yapılmıştır. Bugün Beypazarı'nda bunlar bir ölçüde okullaştırılmıştır. Orada da bazı örnek güzel işlerini de gördük. Midyat'ta da yine geleneksel olarak devam etmektedir. Kelebek, batya tipi, yıldız tipi, mekik. Bunlar telkari değil mi hepsi? Hepsi telkari, el işi, göz nuru. İnce bir işçiliğin ürünü telkariler. Uzun süren, sabır gerektiren işlemlerin sonucunda ulaşıyorlar o zarif görünümlerine. Ve yer buluyorlar kendilerine zarif kollarda, ellerde, boyunlarda. Sadece takı olarak da kullanılmıyorlar üstelik. Bazen bir tepsi oluveriyorlar, bazen de bir vazo. Hayatın içinde her köşede rastlamak mümkün onlara. Tabii bu sanatı bilenler, ona ulaşabilenler, onu sevenler için geçerli bu hayat arkadaşlığı. Aziz Usta'nın telkariyle yaşadığı dostluk hepsinin ötesinde. O yıllarını teli incelterek, bükerek, ona şekiller vererek geçirmiş. Gümüşle, gümüşün ışıltısıyla geçen bir hayat onunki. Bu işi yapacak kişi geniş olmalı, diyor Aziz Usta. Saatler süren işlemler boyunca, bıkmadan usanmadan, her hatada yeniden başlayarak yaratmış o dükkanında gururla sergilediği eserlerini. Bir parçayı yapmaya başladığın zaman elinde bozuluyor. Geniş olman lazım. Sinirlendiğin zaman parçayı bozarsın. Geniş olman lazım. Sabırlı olacaksın. Parça bozulduğu zaman bir daha yapacaksın. Sanatkarın yüzüne bakarsanız hayale daldığını sanırsınız.
Elindeki pensenin hareketlerinin ne şekiller, ne kompozisyon ve nasıl bir bütün yaratacağını belki kendisi de bilmez. Her türlü peşin hükümlerden ve sanat kaidelerinin kıskacından kurtulmuş, hür bir kafanın yarattığı sanat değeri de işte bu orijinallikten, bu kapris ve fantazilerden gelmektedir. Osmanlı topraklarında yaptığı gezilerde küçük el sanatlarıyla da yakından ilgilenen Fransız gezgin Le Comte'un telkari ustaları hakkında söyledikleri bugün de geçerliliğini sürdürüyor. Ustalar bugün de kendilerinden geçiyorlar işlerini yaparken. Aziz Usta'nın dediği gibi eğer kaptırmazlarsa kendilerini, telkari telkari olmuyor çünkü. Sanat dikkat gerektiriyor ve aşksız olmuyor. Bir parçayı işleme konmadan önce ilkin gümüşü, saf gümüşü potaya koyup bunu ocakta eritiyoruz. Erittiğimiz zaman bir çubuk kalıbı var, ayrıca bir astar kalıbı var. Bazı malzeme astar olarak lazım oluyor, bazı malzemeler tel olarak lazım oluyor. Tel malzemeleri için çubuğu kullanıyoruz. O erittiğimiz potayla erittiğimiz gümüşü çubuğa döküyoruz. Şöyle 30-40 santim uzunluğunda bir çubuk meydana gelir. Bu uzun çubukları adına haddi dediğimiz genişten dara doğru çelik üzerinde delikleri olan deliklerden genişten dara çekilir. Bu çekilişlerde arada bir maden sertleşir, sertler için tavlanır. Yani tavlanması da kor haline gelinceye kadar ısıtılması demektir. Bu ocaklarda yapılır genellikle. Hatta bunları eski ustalar bellerine bu manda derisinden yapmış oldukları kuşakların üzerine döne döne sararlardı. Şimdi tabii artık gerek elle çevrilen gerekse otomatik olarak bu aletler çekiliyor haddeden. Çok güzel bir söz vardır. Haddeden geçmiş nezaket ya lübal olmuş sana, mey süzülmüş şişeden ruhsarı ağal olmuş sana diye. Daha sonra o teli tavlayıp mumluyoruz. Ondan sonra diğer haddelerden geçiriyoruz. İstediğimiz kalınlığı elde ediyoruz. Misal olarak bazı parçalar 70 mikrometreye kadar malzeme gerekir. O derece indiriyoruz. Bazı malzeme 40 veya 45 mikrometreye kadar lazım oluyor. O derece indiriyoruz. Bazıları 100 mikrometre lazım oluyor. 100 mikrometre olarak çekiyoruz. Çekildikten sonra tekrar tavlamadan geçer, ondan sonra silindirden eziyoruz ve istenilen parçayı işlemesine başlıyoruz. İncelen tellerin artık şekil alma vakitleri geldi. Eğrilecekler, bükülecekler ve birleşecekler. İnce bir iş bu. Hassasiyet gerektiriyor. Ellerin hüneri giriyor burada devreye. Parmakların mahareti, gözlerin dikkati, hepsi iş başındalar. Telkariyi yaratmak için sabırla çalışıyorlar. Birleştikten sonra kaynak kısmına geçiliyor. Kaynak kısmı da hem toz olarak kullandığımız kaynak oluyor, borax karışımı. Bazı kaynaklar çubuk olarak kullanılmaktadır. Ekseriyet bizdeki telkarda kullanılan kaynak türü toz olarak borax karışımıyla kaynatmaktayız. Onun da önemli olan şudur. İşlenen parçanın tümü delikli olduğu için toz kaynak kullanmaktayız. Çubuk kaynak kullandığımız zaman o işleme kapanmaktadır. Telkarının marifeti de odur ki o işleme araları dolmasın, o işleme kaybolmasın.
tüm işlemler bittikten sonra temizlenip parlatılan telkariler dükkanlarda alıcılarını beklemeye başlıyorlar. Tel ne kadar ince ise o kadar değerli oluyor takılar. Tabii işin içine ağırlık da giriyor. Yükte ağır olan pahada da ağır oluyor. Biraz da bu yüzden telkari yapımında maliyeti yüksek olan altına göre gümüş daha çok tercih ediliyor. Ama tek neden bu değil elbette. Sanatı da daha güzel işlenmektedir. Mesela yumuşaklık konusu gümüşte saf olarak kullanmaktayız. Bugün altına çevirirsek 14 ayar veya 18 ayar sertleşir. Çalışamayız. Midyat'ta bir gelenek yaşatılıyor. Uygarlıkların gelip geçtiği, hepsinden birer iz taşıyan Mezopotamya topraklarında geçmişten bugüne ulaşan bir sanat inceliğini koruyarak sürüyor. Bu bölgede Süryani ustaların el emeğiyle yükselen telkari işi hala beğeniliyor, hala seviliyor. Aziz Usta da Süryani bir usta. O da bu toprakların kültür çeşitliliğinin bir parçası. Tıpkı bu göğün altında, bu toprağın üstünde yürüyen herkes gibi. Tıpkı burada yaşayan sanatlar gibi. Taş işçiliği gibi, telkari gibi. Ustasından öğrendiklerini uyguluyor, çıraklarına bu sanatın püf noktalarını öğretiyor. Çırak dediğin temiz olacak diyor. Ustanın varı yoğu onun eline bırakılır. Çırağın eline bırakılan kökü yüzyıllara dayanan bir sanat aslında. Bir de söylenen birkaç can alıcı söz. Telkarın değerli olması çalışmanın çok hassas oluşu, bir de malzemenin ince oluşudur. Sanatın da değeri buradadır. Malzeme ince olacak. Çıkan parçada herhangi bir erime tarafı olmayacak. Kaynakta herhangi bir tarafı işçiliği kaybetmeyecek. Araları dolmayacak. Böyle tertemiz bir işlem çıkması lazım. Sabır, göz nuru, dikkat. Estetik, zenginlik, zarafet. Yüzyılların ötesinden bugünlere uzanan bir sanatın anahtar sözcükleri bunlar. Milattan önce 3000'den bugüne kadar gelebilen bir sanatın. Telkari, hayatlarını ona adamış ustalarla zamana karşı direniyor. Tıpkı Midyat gibi, tıpkı Mardin gibi. Bu bölge kendine özgü dokusuyla sabırla bekliyor zamanın geçmesini. Çünkü zaman geçse de o kararlı, kendine özgü özelliklerini kaybetmemekte, sanatlarıyla var olmakta. Keşke diyor uzmanlar, keşke bu sanatlar okullara da girse. Keşke diyor ustalar, keşke bu sanat daha da yayılsa, ilgi görse. Keşke diyoruz biz, keşke bütün sanatlar zamana telkari gibi direnebilse.